Damat Ali'ye sen kıydın. Bana bak! Ne var be? Ne istersiniz? Şah burada mı? Çürümüş herif! Doğru konuş be! Sen kimsin ki bana dil uzatasın? Ben kahtar mı lan? Kim olursun? Sorduklarıma cevap vermezsen delik deşik ederim seni. Ben de Çubuklu oğlu Ömer'im. Ne? Çubuklu Ökkeş'in oğlu ha? Kim kıydı sana? Diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Kadını kaçırma. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, iki. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Adını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. Thank you.
Bu film, Anadolu'nun bağrında efsaneleşmiş, kötü insanların karşısında bir çığ gibi büyümüş köy yiğidinin öyküsüdür. Kan davasının boş ve yersiz olduğunu ispatlayan bir hikayedir bu. Destan. Sen şu işe Celal ağa. Bu tarafa kaçtı. Gördüm. Çubukluların küçük oğluydu. Tanıdım. Öğretmen Ali'den ne istediler ki bunlar? Saldım. O Ali'yi sever. Şah
şah gelirse temizler bu işi. Muhtarın oğlu haberi getirdi. Öğretmen Ali'yi vurmuşlar ha. Düğününde hem de. Bir mesele var bunda oğul. Ya. İyi insandı. Arkadaş, temiz kalpli mert. Tez gel evlat! Gel! Çubuklu Ökkeş Ağa'nın küçük oğlu vurdu. İstemedin, düğün yarım kaldı. Kardeşimsin. Sana anlattım bu halimi. Eğer o düğün yarım kalmasaydı... nah buram yanardı. Beni gören birkaç köylü oldu. Bildiler beni herhalde. Yarın yaylaya çıkarım. Birkaç zaman orada kalırım. İfade vermekte icap etse bu kazaydı deriz. Yolu gözledim. Köyden çıkan olmadı bugün. Herkes telaşlı, herkes üzüntülü. Ne diyorsun, ben mi üzüntülü olaydım? Yok ağam, seni hepimiz severiz. Ağam, baban sordu seni. Söyledin mi yoksa? Ben hallederim. Ben buradayım. Geç gelirim belki.
Git bana et bul. Peki ağam. Çubuklu Ömer'in kardeşine kim kıyar? Kim kıyar? Kim cesaret eder? Benim kardeşimin canına karına kıymış! O şah derin eşkıya! Bunu onun yanına bırakacağımı mı zannediyorlar? Meyhanede yalnız bırakmamalıydık onu ha! Sus lan! Her şey olduktan, kardeşim öldükten sonra bana öğüt veriyorsunuz! Şah denilen adam oldukça belalı! Şahın mekanı şu kaya dağlar. Onun olduğu yerde kuşun bile uçmasına müsaade etmiyor. Onun olduğu yerlerden kuş geçmezse, benim geçtiğim yerden de bir canlı daha geçmez. Bunu biliyor musunuz? Bilmez olur muyuz ağam? Çubuklu sülalesinin, Çubuklu Ömer'in kim olduğunu tanıtacağım o şah denilen iblise. Hem de öyle bir tanıtacağım ki unutamayacak bir daha. Çubuklular ha? Çubuklulu Öpkeş'in oğlu öğretmene vurmuş ha? Sebebi neymiş? Sebep soracak vakit kalır mı bu işlerde? Sen öğretmedin mi? Sen belletmedin mi bu işi bana? Adam davrandı önce. Sonra ateşlemiş. Doğru. Yaşlanmışım. İnsanın saçı sakalı ağardıkça, kalbi çürüdükçe her şey unutur olur. Sen bir koca gaffar. Senin kalbin çürür mü hiç? Kötülerin karşısında, muhtaçların yanında olan sen. Beni büyüten sen. Bana doğru yolu gösteren sen ha. Doğrusun evlat. Sana şah ismini verdiğim zaman
İlk silah talimini gösterdiğim gün aceliğine vermiştim bu ismi. Şah. Şahım benim. Bilemiyorum bu kötü insanların hırsını. Herkes iyi olsa, herkes beraberce hakkı olan toprağı için yaşasa, belki biz de... Biz burada yaşamaya mecburuz. Benim için, senin için. Zemniyette olmalı evlat. Neden? Anlatmadım bunca sene. Beni büyüttün ama ben kimim? Anam, babam, soyum kim? Demedin bana. Şu anın önemli oğul. Sen kötülerin düşmanı, iyilerin dostu, şahsın. Sında, sopunda, mertliğin, insanlığın. Geri kal. Boşa. Benim sözümden çıkmana müsaade etmem. Ölen kardeşimdi baba. Onu öldüren de bir dağ eşkıyası. O ki nasıl bir çubukluya kurşun sıkar. Beni dinlemen lazım evlat. Onun peşinden gidersen avlanırsın oğlum. Bu dağlar, bu vadi çok insan yemiştir. Çokları kaybolmuştur. Bekle o gelsin. Gelsin ki canını yavaş yavaş al. İşkence ettiğin vücudundan kan çıktığı her an öldü dişini hatırla. Bu kadar yeter baba. Yapacağımı bilirim ben baba. Bu köye Çubuklu sülalesinin adını unutturmayacağım. Şoför efendi. Hadi bakalım hepiniz aşağı. Duymadınız mı? İn aşağı. Çabuk çabuk. Kalanmayın. Hadi. Sen de aşağı. Kaldırın ellerinizi. Ne istiyorsunuz be? Beyzadır'ın çantasını al. Bu zorbalığınız mertliğe, insanlığa sığmaz. Bu hatanızın hesabını kanun sorar sizden. Suçlu olmak için değer mi bu iş? Konuşma, geç şöyle. Eşkıyalar minibüsü basmışlar. Davranalım babalık. Dağda eşek kovalamaktan bıktım. Dağa götüreceğiz. Buralarda en büyük ikramiye avrattır. Gel bakalım. Yürü, düş önümüze, yürü! Bırakın beni, yok! Yalvarım, bırakın! Bırakın beni, yok!
olsa lan? Teslim ederiz. O da yerine götürür. Hadi siz mağaraya, ben de cesetleri görürüm. Gece bastı. Yoksa köye iletirdik seni. Bizim için gece de gün sayılır ama... Kadın kişisin, senin için zor olur yolculuk. Hem tek başına senin ne işin var köyde? Öğretmen. Geçen günkü cinayette ölen öğretmenin yerine yolladılar. Bilmem ki... Haberiniz var mı? Var. İyi insandı. Kör bir kurşun bitirdi işini. Sadece sevdiği kızla evlenmek uğruna. Düğün gününde. Çok acı. En mesut gününde insanın ölmesi. Öldürülmesi. Demek köye öğretmen gidiyorsun. Şu kadın haline seni yolladılar ha? Ne demek istediniz? Her kişi kötülük karşısında zor durur. Ya sen? Vazifem iyiliği aşılamak. Erkek kadın fark eder mi? Güzel vazife. O küçücük bebeleri anlatmak, silah yerine kalem tutmayı öğretmek, güzel şey. Güzel şey olmak. Seviyor musun okumayı? Bilmem ki, ne okuma ne yazma. Ne öğretmenim oldu, ne de mektebim. İster miydin? İsterdim. İsterdim ya. Bir ara ölen öğretmen Ali öğretirim sana demişti. Önce sevindim. Sonra da utandım kendimden. Her şeyiyle bambaşkadır şehir. Ama ben çok az kaldım şehirde. Aslında annem babam kasaba insanlarıdır. Sen hiç şehri görmedin mi? Ben yalnızca bu karadağları ve yeşil vadiyi bilirim. Her şeyim bu karanlık mağara küçüklüğümden bugüne kadar. Belki tuhaf gelir sana ama benim için her şey. Yalnızlık bile dostumdur benim. Baban mı senin? Beni büyüten... ...ne anamı bilirim ne babamı. Hatırlamıyor musun? Hatırladım.
Hiç göründüğün gibi değilsin. Önce eşkıyalardan sonra sizden korktum. Yanılmışım, affet beni. Gösterdiğin bu iyilik neden kaldı? Teşekkür ederim. Hayatımda bir kadın ilk defa teşekkür etti bana, sağ ol. Senden istediğim buydu, aldım. Eğer o öğretmeni öldürtmeseydim, bunu ona verecektin. Her şey bitti. Benim sevgimi hiçbir zaman kabul etmedin. Bunu bir tek sen bileceksin. Bir de ben. Jandarmaya haber saldım. Nedir şahım bu çubuklulardan çektiğimiz? Nedir evlat? Ne isterler bizden? Eskiden malımıza, canımıza göz koyarlardı. Şimdi de namusumuza göz koymaya başladılar. Namussuz yaşamaktansa ölmek daha iyi. Elim silah tutsa ben gidip canlarını alacağım onların.
Kimse yok mu be? Sen misin Çubuklu'nun oğlu? Benim ne istiyorsun? Öğretmen Ali arkadaşımdı. Bugün de evleneceği kızla babası öldürülmüş. Bana ne bunlardan? Sana mı ne? İşlediğin cinayetleri itiraf edeceksin. Kendine gel. Karşında Çubuklu Ökeşan'ın oğlu Ömer var. Kim olursan ol. Bu insanlara kötülük düşündüğün için düşmanımsın benim. Kardeşinin yaptığı hataya düştün. Yoksa şahsen misin? İyi bildin. Karşıma silahsız çıktın. Şimdi benimle geleceksin. Köylünün önünde anlatacaksın yaptıklarını. Sen kardeşimi öldürensin. Topunuzun kökünü kazıyacağım da. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Götüreceğim seni. Kaldır ellerini, davranma. Kendi ayağınla geldin. Kardeşimin intikamı günlerdir bağrımı yaktı. Senin canını yavaş yavaş alacağım. Gece gündüz süpleyi basarsın ha? Silahla üstümüze gelirsin ha? Durun yerde! Canın yavaş yavaş çıkacak. Çünkü babam öyle işledi. Çekil! Sürün yerde! Sürün! Sürün yerde! Toprağa bulansın! Çekil! Ağzına, burnuna, gözlerine toprak dolsun! Seviyordum onu. Ama o öğretmen Ali ile evlenmeye kalktı. Benim olacak kadını başkasına bırakır mıydım? Kardeşim vurdu öğretmen Ali. Sen de kardeşimi. Bak şu haline. Daha günlerce sürecek bu işkence. Ta ki beni öldür diye yalvarana kadar. Yalvarmak mı? Benim canımı almak kolay mı lan? Köpek soyu. Hadi vursana, çeksene dediği korkakını. Sana söyledim. Topunuzun kökünü kazıyacağım. Hemen öldürmem. Acı çekeceksin. Evet, çekeceksin. Bu bana zevk veriyor. Götürün. Açın. Dediğin gibi oldu baba. Her darbede kardeşimi gördüm, öldürmedim.
sabaha kadar acı çeksin. Gündüzün güneşi yüzünü yaktı. Gecenin karanlığı da içini körletsin. Öldürmeden mi bıraktın? Sabah güneşin doğuşuyla oradayım. Canı kalmışsa o zaman alacağım onu. Öğretmen geldi. Muhtar da yanında. Ne istiyormuş? Dur oğlum. Çağır gelsin. Kabul etmemek olmaz. Çubuklular misafiri kapısından def etmez. Ona gelen öğretmen nasıl karşılarsak köylüye öyle anlatır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hayrola? Sizi ziyaret etmek istedim. Hem de konuşmak. Dinliyorum. Bu köyün en büyüğü ve en ileri geleni sizsiniz. Düşündüm ki bu olaylara isterseniz siz mani olabilirsiniz. Ne olay oluyormuş köyde? Şey... Bana bak muhtar, dilin uzun. Ne biçim laf ediyorsun sen? Kızım söylemek istediğini açık söyle. Ne söyleyecekmiş baba? Yoksa hesap sormaya mı geldiniz? Köylüyle konuştum. Baskınızı biraz azaltsanız, biraz onlara yaşama hakkı tanısanız. Kim onların haklarına mani oluyor? Oğlunuz. Belki sizin haberiniz yok ama bunun önüne geçilmezse vakit geç olacak. Bana bak kızım. Sen kadın kişisin. Köy işine, ırgat işine, ağa işine senin aklın ermez. Sen okulunda talebelerini okut. Varsa diyeceğini jandarmaya söylersin. Sen de muhtar efendi. Bu köy benim. Taşından toprağına kadar. İstediğim gibi evirip çeviririm. Rahatsız ettim. Affedersin. Thank you.
korkuttum seni. Mağaraya kadar gidemedim. Kim yaptı? Nasıl oldu? Ölüme bıraktılar. Ölmemem lazımdı. Bu kanı onlarda bırakmayacağım. Yok olmuş. İp de ortada yok. Kurtulmuş ha. Nasıl kurtulur? Canını alacaktım. Bitecekti bu iş. Mağaradaki ihtiyar kurtarmıştı. O zaman mağaraya gitti. Mağaraya? Bileniniz var mı mağarayı? Evet var. Hadi davranın. Çocuklar kelebek gibidir. Dört duvar arasında sıkılırlar. Onları eğlendirmek, gezdirmek lazım. Yemek yiyelim mi? Şaha doğru giden kervan, şaha doğru giden kervan. Çobanın gülü beni düşüveren belayala. Tut elinden kalır beni. Arayayım baldan ayrıldım, arayayım baldan ayrıldım. Bir şirinden ayrıldım, gülümün gülden ayrıldım. Gülistan'a kondur beni. Gitmeliyim, babalık yalnız. Biraz daha kalsın, yaraların iyileşene kadar. Geçer, mühim değil. Ne zaman bitecek bu kim? Biraz da devletin kanunlarına bıraksanız bu işleri. Bu güzel memlekette refah içinde korkusuzca yaşansa. Kim istemiyor bu dediklerini? Rahat bırakıyorlar mı? Haklıyı konuşturuyorlar mı? Paran, arazin varsa hep senin dediğin olur. Çok iyisin.
Elinde silahınla bile mertliğin, doğruluğun timsalisin. Sen de iyisin öğretmen hanım. Ben gittikten sonra seni de rahat bırakmazlarsa biliyorsun yerini. Gelirsin. Seni kimsen üzmesin istemem. Gelmedi. Neden gecikti acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın. Keşke yalnız bırakmasaydım onu. Bana bak! Ne var be? Ne istersin? Şah burada mı? Çürümüş herif. Doğru konuş be. Sen kimsin ki bana dil uzatasın? Ben Gaffar'ım lan. Kim olursan ol. Sorduklarıma cevap vermesen delik deşik ederim seni. Ben de Çubukluoğlu Ömer'im. Ne? Çubuklu Ökkeş'in oğlu! Gaffar'mış. Kim ki bu? Çubuklular seni arıyorlardı. Davranamadım. Tükendim evlat. Yaşayacaksın babalık. Hemen çıkarırım kurşunları. Dur. Biraz takatim kaldı. Dinle beni. Konuşma, yorma kendini. Dinle. Sana kim olduğunu anlatacağım. 20 yıl önce Çubuklu Ökkeş'in adamıydım ben. Babanı öldürmem için bana emir verdi. Bir gece dört, beş, altı, tamam.
İnsansan onu öldürme. O sübyana dokunma. Helal ekmekçiydi bugüne kadar. Namuslu bir ananın karnından düştü o. Sübyana kıyma ne olur. Bitiremedin mi? Bitti. Peki bu kim ki? Hamza'nın oğlu. Ne? Sana o Hamza'nın kökünü kurutacaksın demedin mi? Sübyan bu. Bu çocuk. İnsanın evladı geliyor aklına. Ne diyorsun sen? Hem de karşımda. Sana boşuna mı para vereceğim? İşi bitirmemişsin. Emret, 100 kişi öldürürüm. Ama bu zor gelir bana. Ben yaparım ben. Görmesini istemem. Sen oğlunun kan görmesine bile tahammül edemiyorsun. Ya ben? Bu çocuğun canını alırsam kahrolurum. Git çocuğu öldür. Öldür ki Hamza'nın sülalesi kurumuş olsun. Kanlı gömleğini de bana getir. Sen bilirsin ha. İşte hikayenin hepsi bu evlat. Seni öldüremedim. Kardeşlerini ben vurdum. Ama suçlu çubuklu Ökkeş Ağa'ydı. Bugüne kadar anlatmadım sana. Sebebi ilk silah tuttuğum gün beni vururdun. Senden ayrılmak güç gelecek bana evlat. Affet beni evlat. Jandarma gelmiş, soruşturma yapmışlar. Köylü konuşmadı. Güvenilmez onlara. Şahit yok, ispat yok. Konuşsalar da boş. Kumandanın duymasını istemem. Köylüyü yalancı çıkartıp cinayetleri şahın üstüne atmak lazım. Kumandanla konuşurum ben.
Bir takım soruşturmalar yaptım. Faili meşhur cinayetler, köylü suskun. Senin diyeceğin? Tabii susarlar kumandan bey. Korkularından. Kimden? Dağda yaşayan Şah isimli eşkıyadan. Neden korkuyorlar? Gel buraya. Söyle kardeşimi kim vurdu? Şah vurdu. Duydunuz mu kumandan bey? Dağlarda yaşıyorlar ha? Söylesene doğrusunu. Canımı sokakta bulmadım ben. Her tarafı ararız biz. Kanunun elinden kimse kurtulamaz. Yürüyün. Bu mağarada yaşanmış ama içeride kimse yok komutanım. Öyleyse bu civardadır. Affarı değil ötekini öldürecektin. Yılanın başı oldu şimdi. Şimdi büyüyecek bu iş. Bulamadım baba. Ama gene de... Gaffar bu işin suçlusu. Bu Şah denilen onun büyüttüğü Hamza'nın oğlu. Seninle yaşıt sayılır. Gaffar eskiden emrimde çalışırdı. Gaffar ölmeden anlattıysa... Şimdi Şah her şeyi öğrenmiştir. Hamza benim sevdiğim kızla evlendi. Hazmedemiyordum bu işi. Benim koynuma girecek olan kadın... Hamza'nın olmuştu. Bu Şah Hamza'nın oğludur. Gaffar'a para verdim. Hamza'yı, karısını, 3 oğlunu vurdu ama bunu öldürmedi. İşte bu iş bu. Bu suç bizden geliyor sizlere. Kurbanı sizden olmayayım. Kurban olacak biri varsa o da Şah'tır. Onun canını almadan rahat edemem baba. Kimsin sen? Ben Hamza'nın oğlu Gaffar'ın büyütmesi Şah'ım. Sen olsun. Gaffar'ın öldürmediği. Yıllardır düşünüp uyuyamadığım. Sen katillerin en büyüğüsün. Davran. Sana sıkacağım kurşun Gaffar'ınki olacak. Amre. Oh!
Ulan babamı vurmuşlar, uydunuz öyle. Neredesiniz? O köpek gelmiş. O köpek vurmuş babamı. Çabuk binin atlara. O köpeği arayacağız. Öldüreceğim onu. Boşuna vakit kaybettik buralarda. Köye dönüyoruz. Hazır mısınız? Öğretmenin yanına gitmiştir o. Hadi yürüyün. Jandarmayı bile ikna etti Ömer. Başka hiçbir çaremiz kalmadı muhtar. Köyü avucuna almış. Köylüyü de susturmuş Ökkeş Ağa. Hele oğlu Ömer nerede bulunsa kan var orada. Nerede Şah, nerede söyle? Nerede babamın katili? Katil sensin sen! Onun yerini sadece sen bilirsin. Yürü, beni ona götüreceksin. Yürü. Seni rehin tutacağım ona karşı. Seni görünce teslim olacak. O zaman bitireceğim işini. Köpekler gibi geberteceğim. Hey, dur bakalım! Buradayım ben köpek soyu. Geldin ha! Canını almaya. Babandan başladım, şimdi sıra sende. Sonra da köpek ertte. Davranın! Oh!
Çabuklu kaldır ellerini. Vücudunu kana bulamadan at silahını. Arkan dönüktü. Sırtından adam vurmak senin işin. Hadi meydana. Gel. Koş jandarmaya haber ver. Yürü. Yürü. Köylünün önünde anlatacaksın bütün yaptıklarını. Yürü. Yaptığın kötülüklerin sonu geldi çubuklu Ömer. Hatırla. Beni yerlerde sürüklediğiniz zaman yüzümden akan kanları hatırla. Başı babam da öldü. Söyledim şimdi senin canını alacağım. Masumun ağını bırakır mıyım sende? Gözümün önünden uzaklaşmayan hanımın babamın öcünü bırakmam çubuklularda. Zaten gelip teslim olacaktım sonunda. Haklıymışsın bakalım. Her şey boşmuş. Boş. Şaha doğru giden kervan, şaha doğru giden kervan. Çobanlarımın gülür beni, düşürmeden temel azar. Tut elinden kaldır beni. Tut elinden kaldır beni. Kemal, hasta mısın sen? Ellerden mi yoksun? Demin gitti diye niçin ödün koptu? Sevmeye mi başladın yoksa? Ulan seviyorsun sen. Kendine gel oğlum. Yaşından başından utan. Fatma genç, güzel, üstelik de yüreği, ak güvercin yüreği. Bu yaştan sonra kalbi vaziyetler çıkar mı az? Sen bu seviyorum bakalım seni. Anlarsa rezil olursun vallahi. Ben çaktırmam. Harbi konuş. Ne diyorsun? Çekinme söyle.
seviyorum Fatme. Allah. İlk defa bir insan seviyorum. Sevebiliyorum. Seviyorum. İşte bizim fakirhane burası. Orası öyle ama kazanıp daha büyüğünü yapacağım. Sözüm var. Kime? Anama. Ve de beni hor görenlere. Seni kim hor gördü ki? Köyde bir yavuklum vardı. Tam evlenecekken parasızım diye terk etti beni. Bir zengine vardı. Beni sevdiğini sanıyordu. Öyle derdi. Yalancıymış. Gerçekten sevseydi seni bırakmazdı. Sevenler arasında paranın lafı mı olur? Sen olsan öyle yapmazdın değil mi? Yapmazdım. Bana varır mıydın? Varırdım. Şah burada mı? Çürümüş herif! Doğru konuş be! Sen kimsin ki bana dil uzatasın? Ben gaffar mı lan? Kim olursan ol! Sorduklarıma cevap vermesen delik deşik ederim seni! Ben de Çubuklu oğlu Ömer'im! Ne? Çubuklu Ökkeş'in oğlu ha? Kim kıydı sana? Oğlum! Oğlum gidin!